Bu anlattığınız uzun süren semptomlar, bir türlü geçmeyen semptomlar şuna işaret midir? İç organlara zarar vermiş olabilir mi COVID? Çünkü halk arasında böyle bir deyim de var. COVID ciğerleri atmış, COVID başka organlara zarar vermiş gibi bir tanım yapılıyor. Hekim diliyle sizden bir dinleyelim. Covid'in herhangi bir organda kalıcı hasar bıraktığına dair hala bir net bir sonuç yok. Net bir bilgi elimizde yok. Sadece işte pıhtı olayı bazı insanlarda oluyor. Bu pıhtının yarattığı tahribat oluyor. Pıhtının attığı yere bağlı. O da takip ediliyor. Ama Covid'in ne beyinde, ne karaciğerde, ne kalpte yarattığı kalıcı bir hastalıktan emin değiliz. Sadece bazı durumlarda kalp konusunda kalp duvarının iltihabı gibi bazı sıkıntılar olduğu düşünülüyor. Eğer bu durumu gelişiyorsa bununla ilgili de tedbir alıyoruz. İşte bu uzamış COVID sendromunda bunların yani bu rapor edilmiş, hala kanıtlanmamış insanların da dile getirdiği rapor edilmiş sorunların hepsini araştırmasını yapıyoruz. İşte kalbiyle ilgili test yapıyoruz. Kalbiyle ilgili sıkıntısı varsa eko dediğimiz şeyi yapmamız gerekiyor. Eğer ekoda kalp duvarını iyi görüyoruz, eğer öyle bir durum gelişmişse onun takip ve tedavisi yapılması gerekiyor. İşte ultrasonda, Doppler'de bakıyoruz, herhangi bir damar tıkanıklığı varsa, damarlarda pıhtı oluşmuşsa, o pıhtı gelişmişse onunla ilgili takip ve tedavi veriliyor. Ve bazı insanlarda ben gördüm, ondan sonra bu tiroidleri de etkilenebiliyor. Tiroid hormonları da bu semptomları yol açabiliyor. Ona bakıyoruz hormonlarına ve ultrasonda. Eğer öyle bir durum gelişmişse onunla ilgili takip tedavi gerekiyor. Ama böyle kalıcı bir hasta organ hasarıyla ilgili daha elimizde bir net bilgi yok. Zaten hastanede o süreci geçirmiş insanlarda tekrar yakalanır mıyım diye bir korku Evet. oluşuyor. Psikolojik men de etkileniyorlar.